Herkese Aleste serimizin 38. videosundan selamlar. Umarım hoşunuza gidecek, keyif alacağınız bir video olur. Eğer öyle olursa bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Battle Pass görevlerini de yapmaya özen gösteriyorum. Antika kor alma aşamasına geldik. Şöyle posta kutusundan ödüllerimizi kabul edeyim de bir tek bunu kabul edeyim. Gerisine şu anda gerek yok. Yer kaplar. Umarım bir yakut alabiliriz. Yeşim çıktı. Yeşim de 1 bon civarı bir para ediyor. Şimdi de bir arkadaşımızdan demirci el kitabı alacağım. Ateş hakkımızı halletmiştik. Zaten diğer itemlerimizde artı 9 tek artısını ilerletmemiz gereken şöyle bir demirci el kitabını da alayım bir vonu arkadaşımızdan. Tek artısını ilerletmemiz gereken Titan kalkanımız var. 12 çevirilik, 12 zekalı. 6. 7. Epson'u da gayet güzel STR'li. Ama artı 8 artısı düşük. Şöyle artı basma malzemelerini alıp geleyim ben. Artı basma malzemelerini aldım geldim. Demirci el kitabını da bir vonu almıştık. Umarım... Tek de 9 görebiliriz de masraftan kurtuluruz. Beceri hasarına karşı koyma ona çıkacak. Şu anda 8 gördüğünüz gibi 2 artacak yani. Bu da bizim Zodiac'ta çok işimizi görecek Zodiac yaparken. O yüzden bunun 9 olması çok önemli. Umarım tek atabiliriz de masraftan kurtuluruz. Hadi bakalım. Maalesef tek atamadık. Ama olsun paramız var. Herhalde üzerimizdeki para artı 9 yapmaya yeter. Ben bir artıvası malzemelerini ayarlayıp geleyim. Öncelikle tabii ki Ayşe'yi almamız lazım. 200'lüsü 70 eme kurulmuş ama fake'miş herhalde. Normalde fiyatları... Ha yine 70 em. Bu da fake değilse. Evet 70 em gayet uygun. Ben bir, bir tane daha alıp açıp geleyim en iyisi. Toplamda 400 tane Ayşe'yi açtım. Geldim 22 tane ejderha parçamını aldık. Gayet güzel bir oran. Şimdi bununla 8'e denemek istiyorum. Maalesef yandı. Artıvası malzemelerini ayarlayayım ben. Evet ejderha parşömenlerimizi bayağı bir azalttık. 9 tane kaldı ama sonunda 8 yapmayı başardık. Şimdi de oyun içi demirci el kitabı bulamadım. Bir elle hep kuponunu aktifleştirmek istiyorum. Apple alacağım. Demirci taşı alalım. 79 epe bir tane işimizi görecektir. Tekrardan demirci taşıyla demirci el kitabıyla 9'a deneyelim. Ben bu demirci taşını dönüştürüp geleyim. Demirci el kitabını ayarladım. Geldim tekrardan 9'a deneyelim. Umarım ikinci de geçirebiliriz. Deneyelim bakalım şöyle. Maalesef yine yandı. 8'e parşömen yine yandı. 7'ye de parşömen geçti güzel hadi bir 8 güzel 8 parşömen ne peki 9 geldi mi maalesef gelmedi 8 de gelmedi yani parşömenle de aslında geçebilecek bir item bu o kadar zor değil ama işte uğraştırıyor yani demirci el kitabıyla 9'a denemek tabii ki daha mantıklı parşömene ulaşım şu an kolay diye parşömenle denemek de mantıklı bir yandan 9'a malzemeler öyle aşırı pahalı değil o yüzden parşömenle aslında 9'a kadar deneyebiliriz demirci el kitabı yerine Tabi şu anda parşömenimiz bitti neredeyse 8 oldu. Hadi bir 9. Oh be. Hiç beklemiyordum ben böyle geçmesini. Samay ile 8'e geçti daha demin. 9 olsa çok iyi olurdu. 3 kere denedik. Ben biraz daha uğraşayım. Tekrardan bir ayışı açtım. Geldim. Toplamda 600'den tane, 38 tane ejderha parçameni çıktı. Tekrar bir girişeyim. Bir süredir uğraşıyorum. Epey de masraf ettik ama sonunda artı 9 yapmayı başardık. Her türlü yapmamız gerekiyordu. Aradan çıktı. Evet 9 yaptıktan sonra ekstra olarak da malzemelerimiz artı 192 tane kutsama kağıdı, 43 tane zen fasulyesi, daha 200 daha ışığımız var. Artı bas malzemelerimiz var. Hepsini bol bol almıştım. 154 tane katil buz balinası falan. Bunların hepsi zaten para. Yani epey paramız gitti ama geri dönüşü de buradan muhakkak olacaktır. Üzerimde kutsama parçam ve artı basma malzemeleri olunca diğer titan kalkanımızı da 8'e deneyeyim dedim. Şaman için kullanacağımız titan kalkanı da 8'e basmış olduk. Bunu 9'a denemeye gerek yok. Nasıl olsa şaman da kullanınca 8 onun da işini görecektir. 200'de ışığı da açıyordum üzerimdeki ve o sırada zen fasulyesinin satıldığı bilgisi geldi. 16 tanesini 64M'e sattık. Tanesi 4M'den sattık yani. Biz zaten 80-90M alıyorduk ayışını. Hatta şu andakini 70 alıyoruz. Neredeyse bedavaya ayışı açmış oluyoruz zenlerin güzel fiyatından dolayı. Kar tanesi etkinliğine de katılmaya dikkat ediyorum. Üzerimde epey bir sandık birikmiş. Bunları da hızlı hızlı açalım ama kutsamaları önce bir takip edelim. Aşağıdan da markaları takip edebiliriz. Ama savunma markası arkaya gidiyormuş. Bunu da öne alalım. Markaları da buradan takip edelim. Markalar oldukça işimize yarıyor. İstila bosunda kullanıyorum. Normal farmlarken kullanıyorum. İstila bosunda kullanınca diğer arkadaşlar bize yetişmeden bosu tek başımıza kesmemizi yani bütün sandıkları almamızı sağlıyor. Ekstra olarak da Beren odada da hasarımızı arttırarak çok kısa sürede kesmemizi sağlıyor. Ejderi alt turu daha yapılabilir hale getiriyor marka kullanmamız. Marka her zaman önemli o yüzden ekstra bir güç yüzü takıyormuş gibi hasarımıza etkisi oluyor ve savunmaya da etkisi oluyor. Yine güzel oranda marka çıkardık 66'ya 49 ve 5 tane de küçük kutsama çıktı. Bu 5 küçük kutsamayı da bayağıdır efsun getiremediğimiz kaskımıza deneyelim tabii ki öncelikle değişmeli. Sonra da güzel bir efsun geldiğini görmemiz lazım ama maalesef yine 5'te 0 yaptık. Paramızla değerlendirmeye devam edelim. Bir vona 56 günlük bir kostüm buldum. Çok çok rahat 2-2,5 bon civarına satılacaktır. Bunu alalım güzel bir karımız olacak bu kostümden de. Piyasasına baktığımda da bizimki en ucuz olacak şekilde 2 70 M kurudum. Satılırsa Bivon 70 hem karımız olacak. Tombala'dan itibariyle gelmiş bulunmakta. Ekstra olarak da %50 HPR var. Şöyle ilk gün tombalamızı açalım oynayalım. Umarım bu tombaladan güzel ödüller alabiliriz. Devam ettiği gün boyunca. Şöyle yarın için olanları da indirimli fiyatlardan alalım. Markamız çok yeterli değil ama yine az da değil. İlk günü birlikte açalım. Sonrasında değerli ödül gelirse ben size gösteririm. İlk ikisinden şans simgesiyle başladık. Şöyle bir tane daha eğer çıkarsa. Evet çıktı. Direkt karanlık tılsımıyla başlamış olduk. Şu anda serverda fazla tılsım olmadığı için değerli olabilir karanlık tılsım. O yüzden bunu direkt alalım. Zaten çok fazla bir hepimiz yok. 23 hepimiz var. Anca 3 kere çevirebiliyoruz. Bakarsınız tekrardan şans simgeleriyle doldurabiliriz diyecektim. 2 tane geldi. Bunlar da düşük puanlı. Bir tane daha düşük gelirse direkt buz tılsımı ya da şimşek tılsımı alabiliriz. Şöyle sonuncuyu da açalım. Maalesef bugün çıkaramadık. Yarın umarım düşük bir puanlı bir şey gelir. Ork reisi gibi de güzel bir ödül alabiliriz. Şöyle ödüllerimize de bakalım. Evet düşük puanlarda bizim şu an alabileceğimiz burada 5 9 kuyruk var. 1 ork reisi var. Şimşek tılsımı alabiliriz ork reisi gelirse. Evet o kadar. Herhalde 3 puan gelirse 9 puanı çıkıyoruz. O zaman da bu susumu alabiliriz. Şu ikisim simgeden biri gelmesi bizim için önemli olur. Ekstra bir ödül var mı yoksa bildiğimiz gibi mi bildiğimiz gibi gayet ticarete de devam ediyoruz bu sefer de İblis'in yelpazesi buldum artı 0.50 eme kurulmuş çok uygun bir fiyat bunu alalım bunu sadece yansıtma için alacaklar bile olacak Piyasasına baktığımda iblisin yelpazelerini bizimki en ucuz olacak şekilde 2 won'a atabiliyoruz. Satılırsa buradan da 1.5 won karımız olacak. Burada 3 tane şans simgesini yakaladık. Bakalım güzel bir ödül alana kadar çevirelim. Pek epimiz yok üzerimizde. Son 2 denememiz olacak sanırım. İstiridyonlu ile karşılaştık. Şimdi platin hazine anahtarı çıktı. Ve de son kez çevirdiğimizde hadi bir tılsım görelim buradan. Maalesef yine platina zihni anahtarı. Pazarımızda çok güzel bir satış yapmışız. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. 7.1481 emlik bir satış. Bunu üzerimize alalım. Kostümümüz falan satmışız. 56 günlük aldığımızı. Bununla ben 1000 epikonu almak istiyorum. tombalada kullanmak için. Şöyle fiyatlarını da göstereyim. 10.132 em çok ucuza kurulmuş. Ama bunlar fake miymiş? Aa fake'miş bunlar. ona var. Olsun almamız gerekiyor. O yüzden ben Yangımızı ona çevireyim. Öyle bir geleyim. Yangı ona çevirdim. Şimdi 13 onlukları alabiliriz. Alalım şöyle 13 10, 85 amp. Bu işimize yarayacak. Bunu bir aktifleştirelim. Tombaladı çünkü epey ihtiyacımız var. Ödülleri alabilmemiz için, çevirmemiz için tombalayı şans elde ettikten sonra hep gerekiyor. 6 hep gerekiyor gördüğünüz gibi. İyi bir ödül gelirse geleyim ben. 50 hep harcadık ve şimşek tılsımını almayı başardık. Boost tılsımıyla şimşek tılsımı en değerli ödüllerden. Bunu hemen bozduralım. Bunun değeri iyidir. En değerli ödüllerimizden biri bu. Normal ödüllerimizi bozdururken de ay taşı denk geldi. Bu da çok güzel. Bunun da bir 3-3.5 puan arası bir para getirisi var. Çok güzel ödüller aldık. Şimşek tılsımıyla ay taşı bakalım ne kadar ediyormuş. Bir kuponumuzun ne kadarlık bir parasını çıkarmış. Öncelikle şimşek tılsımına bakarak başlayalım şöyle artı sıfırına. 6 won ama bunlar herhalde fake'tir. Ardından 7 won 35 eme çıkıyor. Güzel. 7 won 35 eme sadece bir tılsımdan çıkardık. Yani neredeyse 1k ep kuponunun yarısı hatta daha fazlası. Ay taşına da bakalım. 2 won 44 var. Bu da fake herhalde. Evet 3 13. Bu gerçek olmalı. Evet 3 13 hem toplam 10 won'unu çıkardık. App kuponumuzun parasını çıkarınca da biraz şımaralım istedim. 2 tane kutsama çektim. App'imiz olduğu için kaskımıza tekrardan efsun deneyeceğim. Ara ara bu kaskımıza efsun deniyorum. Bir türlü getiremedik. Bakalım şansımızı tekrardan bir deneyelim. Max HP 20 zehirleme bir son efsunumuzu da şöyle deneyelim. 40 STR düşük rütbe. Sonunda aradığımız geldi. STR arıyordum. Yanında düşük rütbeyle geldi. Düşük rütbeyi kullanacağımı zannetmiyorum. Ama 40 STR harika bizim için. Zaten aradığım STR'ydi. Güzel kaskımızı da halletmiş olduk. Valla iki tane kutsamayı iyi ki almışız. Artık 6. 7. episode'unu atmamız gereken bir itemimiz kalmadı. Hepimizi daha mantıklı şekilde harcayalım. Göç yüzüğümüzün süresi bitmiş. Bir 10 tane eşli şans aldım. Açıp geleyim. Şansımızı 6.'dan bekçiler tılsımı elde etmeyi başardık. Zaten bunun için açmıştım. Çok güzel. Aradığımız buydu. O yüzden geri kalan 4 tanesini de ben satayım. Gerek yok çünkü açmaya. Her seferinde ejder kestiğimi göstermiyorum ama her gün kesmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi sandıklarımız da satılıyor ve üzerimizde de bayağı bir sandık var. Şöyle 13 10 165 emlik bir satış yapmışız. Depomuz sandıklarla dolu. Envanterimizde sandıklarla dolu. Bu sandıklar satılsın. Ben üzerimdeki sandıkları da aktarırım. Parayı da üzerimize almış olalım. Son iki tane sandığımız kaldı. Herhalde çeken arkadaş bunları da çekecektir. Hepsini çektiler. Böyle sonuncusu da çekilsin. Ben yeni sandıklarımızı ekliyorum. Yeni sandıklarımızı da pazara ekledim. Dragon şapkamız vardı. Artı 8 onu da almak istiyorum. Efsun deneyeceğiz birazdan. 380 emlikte bir satış yapmışız. Bu parayı da üzerimize alalım. Hadi bakalım kaskımıza Efsun denemeye geçelim. Battle Pass görevlerini yaptığımız için ödüllerimiz de ilerliyor. 8 tane Efsun nesnesi aldım. Onları da daha demin aldım. Posta kutumuza gelmiştir. Bağlı olmayan efsunlar bunlar. O yüzden tam oran getirebiliriz. Ben de şansımızı kaskımızdan yana deneyeyim dedim. 5-3 ayrı ayrı geldi. Şöyle beceri hasarına karşı koymalı. Şaman kaskı. Güzel bir efsun. Yakalarız umarım. 10 rüzgar ama bir şey yok. Yarı 5 yanında bir büyü böyle. 10 yarı 15 büyü falan deli para eder. 20 şeytan 20 şeytan 10 yarı falan da güzel para eder. Ama bunlar maalesef para etmez. Saldırız 2. Son 2 efsunumuz. Şimşek 10 ama maalesef başka bir efsun yok ve de şeytan 10 başka da bir efsun yok. Şansımızı denemiş olduk. An itibariyle de küçük kutsama etkinliği başlamış. Üçüncüyü düşürdüm ben biraz daha katılmaya çalışayım. Düşürebildiğim kadar düşüreyim bunları. Bugünkü tombalada da şansımıza iki tane düşük puanlı şans simgesi aldık. Eğer bir tane daha küçük düşük puanlı şans simgesi alırsak otomatikman kılsım çıkarmış olacağız. Ayrıyeten bugün ikramiyesi de rütel taşı belki onu da çıkarabiliriz. Daha bir türlü çıkaramadım ben bugün ikramiyesini ama karanlar var. Neden bizim de şansımız tutmasın? Neyse bakalım şöyle bir şans simgesi alalım. Sonuncuyu da açalım. Sondan geldi şans simgesi ama maalesef yüksek puanlı geldi. Düşük gelse direkt hılsımı almıştık. Ben biraz çevireyim burayı. Yusuf bile harcamadan ay taşı geldi. Ay taşı da en son baktığımızda 3 da hatırlarsanız yine o civarlardır. O yüzden bunu alalım güzel para tılsımın yarısı bir para getiriyor bize. Toplamda 4 tane küçük kutsama düşürmeyi başardım. Onları pençemize atalım. Pazarımızda duruyordu. Tekte değiştirdik. Düşük rütbe gelmiş. İşimize maalesef yaramaz. Şu kalan üçlüyü de atalım. Yine değişti. 15 str geldi. Ah 50 olsaydı daha yüksek fiyatlara satabilirdik. Bu bizim server'ın başlangıcında aldığımız bir pençeydi. Pazarımızda yine ufaktan bir satış yapmışız 3 won 146 emlik bunu da alalım üzerimize. Yeni bir silah fişi buldum uzun zamandır aradım o yüzden bir tane kostüm bonus aktarımı almak istiyorum. 70 em uygun bir. Fiş. Şimdi de uzun zamandır aradığım silah fişini alma zamanı. Şaman çan silah fişi 12 zeka 10 delici 6 büyü yazdı. Benim aradığım 12 zeka 10 delici, 12 çeviklik ya da %22 kat yang düşmeliydi ama 12 zeka, 10 delici en olması gereken 2 efsun'du. 3. efsunda daha güzel bir şey olsa iyi olurdu ama dediğim gibi uzun zamandır arıyorum ve bu şekilde olanı bile bulamadım ya da bulduysam da çok yüksek fiyatlardaydı. Şu an 31075'in bunun için çok uygun bir fiyat o yüzden bunu alıp yansıtalım biz en iyisi. Yeni silah fişimizi kullanacağımız için eskisini de yansıtmamız lazım o yüzden bir tane daha kostüm bonus aktarımı alayım. Eskisini satacağız, yenisini de kullanacağız. Şimdi de bir pençe silah fişi almam lazım. Hatta iki tane almam lazım ki yansıtmaları tamamlayabilelim. Bakalım bir fiyatlarını ona göre Apple'e de alabilirim. 15 günlükler 73 12 günlükler 65 Biz 15 günlükleri 73 alalım. Epe falan gerek yok. 50 hep kuponu daha fazla bir fiyat. Bunu da alalım. 2 tane lazımdı. Şimdi kostümleri aktarmaya geçebilirim. Kostümleri de aktarmaya geldik. Üzerindeki silah fişinin 10 kritik 10 delicisi var. Son 14 saati kalmış bunun boşa gitmesini istemiyorum. Çünkü güzel paralar edebiliyor. 6 von civarı ediyordu diye hatırlıyorum. Şöyle o yüzden onu da aktaralım. Onu satarız. Yeni silah fişimizde kullanırız. Öncelikle yeni silah fişimizle başlayalım. Sol tarafa pençemizi uzun günlük. Sağ tarafa da 12 zeka 10 delicili çanımızı. Ve bunun sonucunda bize pençe de vermiş olacak. Evet 12 zekalı 10 delicili yeni pençemiz hayırlı olsun. Bir önceki pençemizi de yansıtalım. 10 kritik 10 delici getirmek. Zor çünkü o yüzden güzel bir ederi var bunu da yansıtalım bunu da pazara 6 ondan atarız 14 günlük günü de iyi diye alacaklardır muhakkak. Bunu da yansıtalım. Piyasasına tekrar baktım. 6 won diyordum ama şu anda 8 won'dan satılabilir gibi gözüküyor. O yüzden başlangıç olarak 8 wona atayım bunu pazara. Şimdi de uyguna bir Titan kalkan buldum. Sersem 20 şeytanlı. Bunu sürgünde kullanmak isteyenler olacaktır ya da ormanda 1,5 wona alalım. 2,5 wondan fazlaya satılacaktır bu. Şimdi de bir orkide çam buldum. 20 beceri, 2 wona kurulmuş sadece şamanlar skill attığı için 20 beceri gayet iyi bir efsun. Bunu daha yüksek fiyata satabiliriz. Şimdi de bir okyanus ayakkabısı buldum. 2 KP 10 kritikli. HP'si de kritiği de tam oran 6-10'a kurulmuş. Bunu da 8-10'a satabiliriz. Piyasada da 9 10 var. En ucuz 2KHP 10 kritikli. O yüzden en ucuzu bizim olacak şekilde 8-10'dan atalım ondan. Bu da bizim ana hesabımızın yanındaki. Yan hesabımız 55 level'lik. Bilenler vardır. Şimdi... Bununla ne yapacağız? Kilometre taşları ödülündeki otomatik toplayan petimizi alacağız. Ve de onunla birlikte artı basma malzemelerini kasmaya gideceğiz. Ben piyasalarına baktım. Hastalıklara bırakmak çarı mantıklı. Çünkü bilinmeyen ilaç artısızlar ve sargı bezleri çok güzel para ediyor. Evet soğan dağında da hastalıkların yerine geldik. Burası baronesin çıktığı yer. Burada güzel oranda sargı bezi ve bilinmeyen ilaç kasabiliyoruz. Çarımızı burada otomatik hava bırakacağım. Ama bizim... Otomatik avımız yok. Apple onu almam lazım. Sargı bezi artısız düştü bile. Piyasası çok iyi bunların şu anda. Umarım düşmeden kasabilir. Otomatik hava alırken de tombalayı tekrardan yapayım dedi ve buz tılsımı elde ettik. Hiç çevirmeden yerden gelen şans simgeleriyle bunu elde ettik. Sonuncuyu da şöyle bozduralım. Çok güzel yarını da aktif edelim. Bugünden buz tılsımı aldık. Umarım yarından da şimşek ya da buz alabiliriz. Şu anda fiyatları tılsımların çok iyi. Dışarı çıkmam gerekti. Çarımızı da otomatika bırakmıştık. Gördüğünüz gibi harika oranda artı bas malzemelerini kasmışız. Buradan çok güzel bir para gelecek. Eğer en son fiyatları gördüğüm gibi ise tabi piyasası umarım düşmemiştir. Çok güzel paralar ediyordu. Siz de böyle piyasalarına bakıp artı bas malzemelerinin karınızı ona göre yerlerine koyabilirsiniz. Üzerimde biraz hep vardı demircinin taşı %50 indirime girmiş. O yüzden hepimizi bununla değerlendirmek istiyorum. Çünkü çok mantıklı illaki demirci el kitabı işimize yarıyor. 39 efede düşmüşken bütün hepimizde bunu almak istiyorum. Hatta belki takviye bile yapabilirim ekstra olarak. Pazarımızda çok güzel bir satış olmuş. Bayağı bir ürün satmışı size göstermek istiyorum. 25 fon 550 emlik bir satış. Bu tabi paranın büyük bir kısmı bizim Zodiac pençemizden geldi. 6-7. Efsun'la denediğimiz bir Zodiac pençesi vardı. Onu 20 Won'a satmayı başarmışız. Ama onun haricinde de pazarımızı boşaltmışlar. Yine daha satılacak bir sürü ürünümüz var. Ama paramız güzel yerlere şimdiden çıktı. Envanterimiz boşalmıştı. Yine ben doldurmaya çalışıyorum. Çünkü satabileceğimiz bir sürü ürünümüz var. Tılsımını da yeni çıkarmıştık. Bu da piyasasına baktığımda 7.160 em ediyor şu anda. Buradan da güzel bir gelir gelecek. Yan hesabımızda kastığımız artı bas malzemelerinin hepsinden birer tane ayırdım ve gerisini depoya ekledim. Şimdi ana çarımızla pazar kuracağım ve bu hesabımızda tekrar otomatik alı bırak. Piyasalarını incelediğimde sargı bezi 10'lu 9 m bizde 98 tane var şu anda. Bilinmeyen ilaç artılılar 5 m bu en ucuzu çünkü meleği sandığından çıkıyor yine iyi ama. Sargı bezi artılı 10'lusu 19 eme kurulmuş bizde toplamda 60 tane var. Buradan bile bir bon bir para geldi. En değerli eşyamız sargı bezi artılı diyordum ama bilinmeyen ilaç artısız piyasada neredeyse hiç yok. Gördüğünüz gibi 11'lisi 20 m ardından 153 tanesi 1.5 bana kurulmuş. Yani bu ne demek oluyor? Piyasasını biz belirleyeceğiz demek oluyor. 46 tane de bilinmeyen ilaç artısızımız var. Artı bastı malzemelerinde de pazara ekledim. Fiyatlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradan çok güzel bir gelir elde edeceğiz. 2-2.5 won arası bir gelirimiz olacak ki yan hesabımızda öyle günlerce bir parma bırakmadık. Sadece dışarı çıktığımda otomatik avda kendi takıldı yani onun getirisi bu. Bir de buranın ben bir hesaplamasını yapmak istiyorum tam olarak 2 2,5 won diyorum ama tam olarak bakalım getirisi ne kadarmış onu bir hesaplayayım ben geleyim. Sadece bu artı bas malzemelerinden 289M para elde etmişiz ve şu an sadece bu pazara koyduklarımız bir de envanterimizde ekstra olarak da var. Bunları dahil etmeden 289M çok güzel para. Hele bilgisayar başında olmadan yapılan bir farm için çok güzel bir getiri. Envanterdekileri de saysak 3-3.5 puan. Yine bir piyasa analizi yapıyordum ki pazarımızda bilinmeyen ilaç artılıların satıldığını gördüm. Güzel artı bas malzemeleri olduğu için öyle uzun da sürmüyor satılması. Neyse dediğim gibi piyasa analizi yapıyordum. Katil buz balina boynuzlarının piyasada pek olmadığını gördüm. Yani bunu kasabiliriz. Buradan güzel bir gelir elde edebiliriz. Kasacağımız yerde buz parçası artılı da düşüyor. Onların da tanesi onem ve sadece bir sayfa dolu. Ben hemen çarı oraya bırakayım. Videomuzu da burada bitirelim. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ederim. Umarım keyif aldığınız bir Video olmuştur. Eğer öyle olduysa bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>